Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, beklenen gün geldi, çattı artık. Herkesin haftalardır beklediği maça sadece 24 saat kaldı. Galatasaray'ın deplasmandaki rakibi Rize Spor. İki kulüp arasında Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle uzun süreden beri devam eden gerginlik herkesin malumu. Son olarak Rize Spor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın bir yerel televizyona yaptığı açıklamalar gerginliğin had safhaya ulaşmasına neden olmuştu. Tahir Kıran o açıklamasında Galatasaray'ı kastederek bizim o malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım ifadelerini kullanmıştı. Tabi bu sözler Galatasaray cephesinde, Galatasaray taraftarları arasında büyük tepkiye neden oldu ve herkes bu maçı beklemeye başladı. Bir anlamda Galatasaray için de önemli bir maç çünkü Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle aylardır devam eden bir anlaşmazlık, bir gerginlik sonunda Galatasaray'ın Oğulcan için 1 milyon 200 bin euro artı 500 küsür milyon TL'lik bir tazminatı Rize Spor Kulübü'ne ödemesiyle sonuçlanmıştı. Tabii sonuçlandı dedik ama dava devam ediyor. Galatasaray'ın itirazları devam ediyor. Olay hala mahkeme sürecinde. Ancak şu bir gerçek ki çok gergin bir maç, bu şartlar altında oynanacak olan bir maç bizleri bekliyor. Tabii Galatasaraylı taraftarların da bu maçı mutlaka kazanılmasını istediğini hem sosyal medyadaki tepkilerinden hem de Fatih Terim ve oyunculara göndermiş oldukları mesajlardan görebiliyoruz. Galatasaray Marsilya ile çok zor bir maç oynadı Avrupa Ligi E grubunda. Liderliğini devam ettirdi, aldığı bir puan altın değerindeydi. Bunun önemine dikkat çekmiştik. Ancak o maçta oyuncuların her şeylerini sahada vererek oldukça yorucu geçen bir maçın ardından şimdi de direkt Rize'ye giderek Rize Spor karşısında yine böyle gergin bir atmosferde oynanması beklenen bir maça çıkacağının altını çizelim. Yani olayın bir de psikolojik boyutu var. Bazı etkenler var maçın önüne geçen. Bunları da aşacak olan, aşması gereken tabii ki teknik direktör Fatih Terim oyuncularını en iyi şekilde hazırlaması gerekiyor. Hem fizik olarak hem mental olarak. Fizik olarak hazırlayabilmesi için bazı dokunuşları yine bu maçta yapması gerekiyor. İşte Sacha Boye, Yedlin değişikliği zaten yine zorunlu olarak olacak. Sacha Boye'den bu arada iyi bir haber geldi, müjdeli bir haber geldi. Onun altını çizelim. Tedbir amaçlı olarak ağrı hisseder hissetmez kendisini bıraktığı için, maça devam etmek istemediği için, bir anlamda kendini korumaya aldığı için sadece Rize Spor maçında oynayamayacak gibi gözüküyor. Zaten milli araya gireceğiz biliyorsunuz. Norveç ve Letonya maçları var. Milli takım da açıklandı. Bu arada Berkan da milli takıma davet edildi. Kendisini tebrik edelim. Onun dışında Taylan ve tabii biz Kerem'i de milli takımda göreceğiz ama bizi üzen Halil Dervişoğlu'nun milli takıma bu kez alınmayışı oldu. Yani Taylan, Berkan ve Kerem milli takıma giderken bu kez de Halil Dervişoğlu'nu yeni teknik direktör Stefan Kuntz tercih etmeyişi tabii Galatasaraylıları üzdü. Şimdi milli maç arasında tabii yaralar sarılacak Sacha Boye'de. Özellikle Konya ve Beşiktaş maçları öncesinde Lokomotif maçı da var sonrasında biliyorsunuz. Bunlar Galatasaray için yaraları sarma zamanları olacak bu milli maç arası. Ve Sacha Boye'de Konya maçıyla döneceğine inanıyorum Sacha Boye'nin de. Şimdi gelelim Rize maçına. Galatasaray nasıl bir 11 ile çıkmalı? Ne yapmalı? Rize başkanının ifadesiyle Galatasaray'ı Rize'ye gömmek isteyen bir Rize Spor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tabii bu işler öyle lafla olmuyor. Herkes kendi tribünlerine oynuyor. Bu lafları biz çok duyduk. Cevap vermesi gereken tabii ki muhatabı. Ben bir gazeteci olarak Rize Başkanı'na burada cevap vermekle sorumlu değilim. Ancak Galatasaray'ın adını ağzına alırken herkesin biraz daha saygılı, seviyeli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Galatasaray değil, tüm kulüplerle ilgili bütün başkanların konuşurken rakiplerine önce saygı göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da bazı dokunuşlar olacak dedi ama bunu en iyi çözecek olan kişi takımın teknik heyeti, teknik direktörü ve teknik heyetidir. Yani biz buradan şimdi oyuncu sahada her şeyini verdi diyoruz ama şimdi milli maç arası var. Fatih Terim bazı oyuncuların biraz daha bir şeyler vermesini isteyebilir. O yüzden fazla bir oynama yapmadan da çıkabilir bu maça 1-2 değişiklik dışında. Gidip de 5-6 değişiklik birden de yapabilir. Bunu takımın içindeki duruma bakarak yapmalı ama bugüne kadar Fatih Terim bu konularda hep hata yaptı. Yani bu konudaki dosyası çok kabarık. Daha önceki işte Alanya maçı, daha önce oynanan maçlar hep rotasyonu yanlış zamanlarda yaptı. Değiştirmemesi gereken zamanlarda 6-5-6 oyuncu birden değiştirdi. Değiştirmesi gereken zamanlarda da dokunmadı.
Bu kez bakalım nasıl bir tercihte bulunacak? Açıkçası takımın içindeki analizlere göre son durumunu, oyuncuların yorgunluk durumunu en iyi kendisi ve teknik ekibi biliyor. O yüzden yine zor bir sınav verecekler. Ama ben bekliyorum. Birkaç değişiklik beklediğimi söylemeliyim. Mesela Jagne'yi bu kez ilk 11'de bekliyorum. Veya işte Kerem'i kenara almasını bekliyorum. Her şeyden önemlisi Oğulcan Çağlayan'ı bu maçta oynatmasını bekliyorum. Şimdi bu birazcık futbolda bazen günlük performanslar bazı maçlarda çok işinize yarayabiliyor. Şu anda en çok bizlerden daha çok dolmuş olan kişi işte haftalarca futbol oynayamayan, lisansı çıkartılamayan, bu gerginliği sonuna kadar futbol hayatını tehlikeye riske etme pahasına yaşayan Oğulcan Çağlayan. Bu ters de tepebilir. Bazen çok beklenti, aşırı stres de yaratabilir ama bazen de oyuncuları aşırı hırslandırır. Yani benim yapımda bir insanı mesela koysanız ben çimleri yiyecek gibi oynarım bu kadar olayın ardından. Ama tabii o taraftarın, o seyircinin önünde onu o şekilde oynatmak da doğru mudur yoksa korumaya mı almak gerekir? Bunun da kararını verecek olan Fatih Terim. Ben Oğulcan'ın yanında yerinde olsam mutlaka oynamak isterdim. Galatasaray'a olan borcumu bu şekilde o maçta sahada sergileyeceğim futbolla yanıtlamak, cevap vermek isterdim. Borcumu ödemek isterdim. Çünkü cevap verilecek en iyi yer bu tip söylemlere karşı yeşil sahadır. Yani bunun hesabını siz yeşil sahada oynadığınız oyunla verirsiniz. Oğulcan için de biçilmiş kaptan. Yani bu maçtan daha iyisi olamaz. Çıkıp aslanlar gibi o formanın hakkını vererek Galatasaray'a olan borcunu ödeyebilir diye düşünüyorum. Mutlaka Fatih Terim tabii bakacaktır oyuncunun durumuna ve bir karar verecektir. Dediğim gibi Kerem değişikliği bekliyorum bu maçta. Fatih Terim Halil'le bu kez Jagne'yi aynı anda oynatabilir. Mustafa sürprizi yapabilir. Bütün bunlar onun forvetteki alternatifleri. Dün bir sistem değişikliği yapacağından bahsetmiştik. Kendi ifadeleri vardı bu yönde. İşte 4-4-1-1'i beklediğimi, 4-4-1-1 sistemini beklediğimi ifade etmiştim. Eski analizlerle mesela bakıldığında biz 4-4-2 derdik ama işte bir tane oyuncu forvetin biraz daha arkasında. Burada bazı rol değişiklikleri, görev değişiklikleri olabilir. Burada tek yapacağım uyarı iyi giden bir yeri bozmamak. Yani şimdi Morutan orada iyi oynuyor. Onu bir anda alıp başka bir yere koyduğunuz zaman hem orayı bozmuş oluyorsunuz hem orada vereceği performansı bilmiyorsunuz. Yani deneme yapma maçı değil bu maç. Çünkü şöyle bakıyorum, karşınızdaki Rizespor şu an ligin dibinde. 7 hafta oynanmış, 0 galibiyet. Bir beraberlik, 6 mağlubiyetle 4 gol atmış, 16 gol yemiş, -12 averajda sadece 1 puanı var ve ligin en son sırasında yani 20. sırada. Galatasaray'a bakıyorsunuz, Galatasaray'ın da tabii durumu bu sezon pek iç açıcı değil ligde. Avrupa'da başka bir Galatasaray, ligde başka bir Galatasaray izliyoruz. 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puanla 11. sırada. 10 gol atmış, 10 da gol yemiş, averaja eşit. Şimdi biliyorsunuz Rize'de bir teknik direktör değişikliği yaşandı. 6. hafta sonunda Bülent Uygun'la yollar ayrıldı ve yerine bizim çok sevdiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz Hamza Hamzaoğlu geldi. 3 kupayı bize 2015 sezonunda 3 kupa sevincini birden yaşatan Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'ı ne kadar iyi tanıdığını anlatmaya gerek yok. Tıpkı Bülent Korkmaz konusundaki düşüncelerim Hamza Hamzaoğlu için de geçerli. Hamza Hamzaoğlu'nun da gönlünde bir gün mutlaka Galatasaray'a geri dönmek var. Çünkü gönderiliş itibariyle o sezon daha kredisi vardı ancak kendi yaptığı hatalar da var. Dursun Özbek yönetiminin yaptığı hatalar da var. Ve yollar ayrıldı. 3 kupalı bir teknik direktörle yollar ayrıldı bir sonraki sezon. Şimdi Hamza Hamzaoğlu 4-2-3-1 sistemini oynatmayı seven bir hoca. Ancak hem Kayserispor Nisan ayında oraya gitmişti Kayserispor'u hem de buraya Rize'ye geldiğinde hep sezon ortasında, sezon sonlarına doğru geldiği için bu kez gerçi sezonun başı ama transferleri kendisi yapamadı. Yani kendi takımı değil. Şu anda Bülent Uygun'un takımının üzerinde oynayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Gökhan Gönül gibi, Alper Potuk gibi, Remy gibi tecrübeli oyuncuları var Rizespor'un ancak şu ana kadar istedikleri sonuçları alamadılar. Ve bu maçı bir kırılma maçı olarak görüyorlar. Hamza Hamzaoğlu da öyle bir çıkış maçı olarak mutlaka görecektir. Galatasaray'ı çok iyi tanıyor. Şu anda Galatasaray'ın yorgun olduğunu iyi biliyor. Fatih Terim'i iyi tanıyor. Çünkü 2013-14 sezonunda milli takımda Fatih Terim'in yardımcılığını yaptıktan sonra Galatasaray'a geldi. Yani Fatih Terim'in soyunma odasını da iyi biliyor. Hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak onu çok iyi tanıyor, uzun yıllardır biliyor, hamlelerini biliyor, ne yapacağını biliyor. Yani Fatih Terim'in Hamza Hamzaoğlu'nu
böyle bir ortamda mat edebilmesi için tıpkı o onu tanıdığı için o da onu Hamza onu iyi tanıyor ve karşılıklı hamleleri satranç hamleleri gibi yönetmesi lazım. Yani hafife almaması lazım. Rize'nin bu durumunu da bilmesi lazım. İşte Tahir Kıran soyunma odasına her maçta inilmez ama bazı maçlarda inilir. Bu maçtan önce de ineceğinin sinyallerini veriyor. Ekstra bir prim dönecek. Galatasaray'ı yenmek için verilecek. Oyuncular ekstra motive edilecek. Ama Galatasaray akıllı oynarsa, öyle karşısında haldır haldır saldıran bir Rize bulursa Galatasaray, akıllı oynarsa çok daha farklı iş bitirip çok daha farklı bir sonuç alabilir. Ama ben de Hamzaoğlu'nu birazcık tanıyorsam öyle saldırmayacaktır. Temkinli yaklaşacaktır. Ama oyuncuları işte o prim bilmem ne dış etkenlerden sonra tutabilir mi veya istediklerini yapabilir mi onu da maçta göreceğiz. Yani Rize Spor'un da öyle hadi diye hurra hücum edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani Hamzaoğlu biraz daha haddini bilerek oynatmayı sever takımlarını. Bunu göreceğiz. Enteresan bir maç bizi bekliyor. Psikolojik etkenlerin daha çok ön planda olacağı, günlük performansların daha çok ön planda olacağı enteresan bir maç. Dileyelim ki sportmenlik içerisinde, centilmenlik içerisinde oynansın, bitsin. Ve Galatasaray tabii ki biz Galatasaraylıları sevindiren bir skor alsın. Burada gazetecilik kısmını ayırıp taraftar kısmıyla bir yorum yaptım. Kusura bakmayın. Ama Galatasaray'ın şu anda böyle bir galibiyete ihtiyacı var. Bu kırılma maçlarını atlatması lazım. Yani şu Marsilya'da bahsettiğimiz iyi oyunu devam ettirebilmesi için Fatih Terim'in aynı hataları ligde yapmaması lazım. Burayı ciddiye alması lazım. Tıpkı Lazio maçında olduğu gibi, Marsilya maçında olduğu gibi aynı ciddiyette takımını hazırlaması ve milli takım arasına şu Galatasaray'ın kendini atarak bir nefes alması lazım. Çünkü ondan sonra tabii gelecek yayınlarda bahsedeceğiz. Çok çok zorlu maçlar yine bizi bekliyor. 17'sinde Konya Spor'u kendi evinde ağırladıktan sonra Galatasaray 21'inde Lokomotiv deplasmanına gidiyor Perşembe günü. 4 gün sonra da Pazartesi günü hemen Beşiktaş derbisine çıkacak. Yani çok çok zorlu haftalar öncesinde mutlaka kazanılması gereken bir maç. Hesabın sahada görülmesi gereken bir Rize Spor maçı var. Yarın gece maçtan sonra tekrar sizlerle birlikte bu kez canlı yayında olmayı planlıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.